Dün İzmir'de bana göre tarihi bir zirve yaşandı. Sert tartışmalar yaşanıyordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde biliyorsunuz. Evet, dün ilk kez bir araya geldiler efendim. Kim ilk kez bir araya geldi? AK Parti İzmir İl Başkanı, hükümeti temsilen Kerem Ali Sürekli ve AK Parti'yi Büyükşehir Belediyesi'nde temsil eden Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gürcel ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Özüklü. Beşli bir zirve gerçekleşti Büyükşehir'de efendim. Tunç Soyer'in ev sahipliğinde Kemeraltı'ndaki hizmet binasında efendim. Katılımcılar hükümetin, iktidarın temsilcileri ve yerel yönetim belediye başkanımız Tunç Soyer, yerel yönetimi temsilen ve muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen de Deniz Yücel ve Mustafa Özuslu. Beşli zirve masaya yatırılan konular İzmir'e kazandırılacak projelerdi. Edindiğimiz bilgiler neticesinde 330 milyon liralık, 330 milyon dolarlık özür dilerim. Dünya Bankası kredisine Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor biliyorsunuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi 330 milyon dolar Dünya Bankası'ndan kredi talebinde bulunmuştu. Onaylandı bu kredi fakat Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor efendim. Bu talebin gerçekleşmesi için. Cumhurbaşkanı'nın bu onayı vermesi için de Tunç Soyer, AK Partili il başkanı Kerem Ali Sürekli'den Cumhurbaşkanı'na iletilmesi için destek istedi, onaylanması için bu kredinin destek istedi. İzmir'e yapılan ve yapılacak olan projeler konuşuldu masada. Ve bu toplantı basına kapalı gerçekleşti efendim. Bana göre daha sık görüşmeleri gerekiyor. Siyaset bir tarafa, İzmir'in sorunlarının halledilmesi için daha sık, bu ekibin daha sık buluşması gerekiyor. İlk defa bir araya geldiler. Bu da bir başlangıç olabilir. Ama İzmir'in kronikleşen sorunları ve problemleri var. Keşke Sayın Başkan İzmir milletvekillerini de davet etseydi. Örneğin AK Parti'nin burada genel başkan yardımcısı var biliyorsunuz. Hamza Dağ. Hamza Dağ'ı da davet etse. Cumhuriyet Halk Partisi'nde burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli milletvekilleri var. Onları da davet etse. AK Partili ve Cumhuriyet Halk Partili vekilleri, MHP'li ve İyi Partili vekilleri bir araya toplasa Cumhur İttifakı'nı ve Millet İttifakı'nı, İzmir milletvekillerini bir masanın etrafına toplasa Sayın Başkan. Ve onlarla İzmir'i konuşsa, İzmir'in problemlerini, kronikleşen sorunlarının nasıl hallolacağını konuşsa, destek istese. Sadece siyasetle çözülmüyor. Geçenlerde yaptığımız yayınlarda biz siyaset yapan belediye başkanı değil, şehrin kronik sorunlarıyla dertlenen ve bunları çözmek için enerjisini bu yönde harcayan belediye başkanı istiyoruz demiştik. Bu ufak bir eleştiriydi. Bir sürü mesaj da geldi. AK Parti ağzıyla konuşuyorsun vesaire. Dün de bana Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla konuşuyorsun diye mesajlar. Kimsenin ağzıyla falan konuştuğumuz yok. İzmirliyiz, İzmir'de yaşıyoruz. İzmir'de doğduk, İzmir'de büyüdük ve bu kentin sorunlarını biliyoruz. Sorunlarını neden biliyoruz? Çünkü yaşıyoruz. Biz yaşıyoruz. Sayın başkanlar ne kadar yaşıyor acaba? Onlar da yaşıyor diyebilirsiniz ama ne kadar yaşıyor? Sayın başkanlar ne kadar yaşıyor? Sabahleyin bir metroya binen belediye başkanı gördünüz mü siz? Sabah saatlerinde metro ile gidip gelen belediye başkanı gördünüz mü? Makam arabasından inip metroya, tramvaya, vapura, izbana, belediye otobüsüne binen belediye başkanı gördünüz mü siz İzmir'de? İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani o Buca Şirin yerde, Karşıyaka'da, Karabağlar'da, Gazi Emir'de, Konak'ta, Gültepe'de, Kadifekale'de, Eşrefpaşa'da o sabah saatlerinde 7 ile 8 arası o otobüs duraklarının yoğunluğunu yaşayan belediye başkanı gördünüz mü hiç? Sizle beraber sıraya girip otobüslere hınca hınç binen belediye başkanı gördünüz mü? Akşam mesai saati bitiminde bu millet evine nasıl gidiyor acaba? Şu izban duraklarını, metro duraklarında
Belediye başkanlarını gördünüz mü metroya binerken, otobüse binerken, vapura binerken, izbana binerken? Gördünüz mü belediye başkanlarını? Görmediniz. Neden? Çünkü onlar çok yoğun. Aşırı bir yoğunlukları var. Evet. Makam arabasından inip toplantıya, makam arabasından inip belediye binasına, makam arabasından inip açılışa, makam arabasından inip organizasyona. Şöyle bir dolaşan belediye başkanı gördünüz mü? Göstermelik esnafların içerisinde şöyle bir tur atar belediye başkanı ve çıkar. Onun için biz yaşıyoruz. Biz bu memleketin çocukları yaşıyor. Bu memlekette mesaiye gitmek zorunda olan insanlar yaşıyor. Mesaiden sonra da bu memlekette evine gitmek isteyen insanlar yaşıyor bu sorunları. Ne yazık ki. Hepsi bizim belediye başkanı ve birçoğuyla da sohbetim var. Birçoğuyla da tanışıyorum. Daha doğrusu hepsiyle tanışıyorum. Birçoğuyla da sohbetim var. Onda da bir sıkıntı yok. Ama buradan bunları söylemek zorundayız. Sayın belediye başkanları, lütfen sahaya, genel başkanlarınız söylüyor. Bakın AK Parti Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Sahaya ineceksiniz diyor. Sahaya inmek demek şöyle bir göstermelik bir tur atmak değil. 2-3 kahvede oturup çay içip işte 2-3 esnafın elini sıkmak değil. Sahaya inmek demek milletin derdiyle dertlenmek demek. Çıkabiliyor musunuz siz dışarı? Dolaşın bakalım. O kadar zaman harcayabiliyor musunuz? Harcayamıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri aynı şeyi söylüyor. Çalıştaylarda aynı şeyleri söylüyor. Vatandaşın derdiyle dertlenin diyor. İnin sahaya. Ama belediye başkanları bu sorunları çözmesi gerekiyor İzmir'de.